Selamlar arkadaşlar, ben Cahit Yıldız. PUBG'nin Mayıs ayı güncelleştirme videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videonun sponsorlu olmadığını söylemeliyim. Bu tip videoları hem sevdiğim için hem de PUBG oyuncularına faydalı olması için hazırlıyorum. İyi seyirler. Yeni güncelleme ile beraber oyun öncesi harita seçimi eklendi. Artık istediğiniz haritayı oynayabilirsiniz. İki haritayı birden seçerseniz rastgele bir tanesi geliyor. DMR sınıfı keskin nişancı tüfeği kategorisinde bulunan SLR isimli yeni bir silahımız var. 7.62 mermi kullanan SLR, şarjöründe 10 mermi taşıyabiliyor. Uzatılmış şarjörle kullanıldığında kapasitesi 20'ye çıkıyor. SKS'den daha yüksek hasar veriyor ancak kontrol edilmesi daha zor. Yeni silahın yanında bir tane de yeni araba eklendi. Mirado ismiyle oyuna eklenen 4 kişilik klasik araç yalnızca Miramar haritasında, ana yollarda ve şehir merkezlerinde spawn olacak. Aynı zamanda Mirado şu an oyundaki en hızlı araba. Silahlarda yapılan değişikliklerle devam edelim. Oyunda AKM hariç AR ve DMR sınıfı silahların yatay ve dikey tepme miktarları arttırıldı. Atıştan sonraki toparlanma süreleri geciktirildi. 5.56 mermi kullanan taarruz tüfeklerinin hasarları biraz düşürüldü, şarjör doldurma süreleri %30 arttırıldı. SKS'nin de hasarı biraz düşürülürken VSS ve Mini 14'ünkisi yükseltildi. Bunun yanında pompalı silahlar artık daha isabetli, tabancalar daha güçlü, SMG'ler ise daha mobil ve daha az tepiyorlar. Ek olarak artık hiçbir taarruz tüfeğine ve LMG dediğimiz hafif makinalı tüfeklere 8x dürbün takılmayacak. Patlayıcı el bombasında da değişiklikler var. El bombalarının hasar menzilleri yükseltildi. Yakınınızda patladığında sarsılma ve kısa süreli sağırlık gibi etkiler hissedeceksiniz. Patladıklarında yakınındaki oyuncuyu uzağa fırlatarak ölmesine sebep olmayacaklar. Bunun dışında silahlara yeni eklentiler de geldi. Pompalılara Duckbill isminde gelen yeni namlu ucu, mermilerin dikey dağılmasını düşürürken yatay dağılmayı da yükseltecek. AR, SMG ve DMR sınıfı için 3 yeni eklenti var. Light Grip, Thumb Grip ve Half Grip. İlk eklenti Light Grip, silahların atıştan sonraki toparlanma hızına katkı sağlıyor. Ancak dikey ve yatay tepmeyi ciddi oranda yükseltiyor. Thumb Grip ise dikey tepmeyi düşürürken yatay tepmeyi yükseltiyor ve silahın atıştan sonraki toparlanmasını geciktiriyor. Son olarak Half Grip ise hem yatay hem dikey tepmeyi hafif miktarda azaltıyor. Atıştan sonraki toparlanma hızını da biraz yükseltiyor. Heyecan verici yeniliklerden biri de yeni gelen 2 adet optik. Bunlardan ilki 3x haritada sıkça bulunabiliyor. Diğeri ise 6x. Aynı zamanda 3x olarak da kullanılabiliyor. Haritada 3x'e nazaran daha nadir bulunabiliyor. Ayrıca artık 2x, Red Dot ve Holosight'ın nişangah renklerini ve şekillerini değiştirebileceksiniz. Artık seviye 3 kasklar sadece airdroplardan çıkacak. Bundan sonra DMR sınıfı keskin nişancı tüfekleri, taarruz tüfeği eklentilerini de kullanabilecek. Yani SKS'ye hem AR için bulduğunuz uzatılmış şarjörü ve kompansatörü takabileceksiniz, hem de AVM için olanı. Güncellemeyle beraber deniz araçlarında ve yüzme mekaniğinde de değişiklikler yapıldı. Bundan sonra botlar patladıklarında batacaklar. Suyun altında nefessiz geçirebileceğiniz süre 35 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü. Su üstüne çıktığınızda tekrardan ciğerlerinizi doldurmak için beklemeniz gereken süre 1 saniyeden 4 saniyeye çıkarıldı. Yani su üstüne çıksanız bile ilk 4 saniye boyunca ciğerlerinizdeki hava miktarı yükselmeyecek. Artık oyun sonuna kadar suda bekleyip derece yapmaya çalışan oyunculara yavaş yavaş elveda diyebiliriz. Seçeneklere dikey fare hassasiyeti eklendi. Pek çok oyuncu farkında değildi ancak PUBG'nin yatay ve dikey fare hassasiyetleri eşit değildi. Yeni gelen güncellemeyle beraber varsayılan hali 0.7 olan dikey fare hassasiyetini 1'e çıkartarak yatay ve dikey hassasiyete eşitleyebilirsiniz. Bu özelliğin sprey konusunda faydası dokunacaktır. Ve son olarak Miramar haritasında yapı, ağaç ve kayalarda ufak tefek değişiklikler yapıldı. Çok geniş ve düz alanlara ağaç ve kayalar eklenirken bazı şehirlerdeki yapı yoğunluğu biraz azaltıldı. İzlediğiniz için teşekkürler millet. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere.